Yani 2011'den beri avukatlarıyla görüşmüyor. Ne avukatlarıyla görüşmüyor kardeş? Adam dünyayla görüştü. Görüştürdünüz. Birlikte oturdunuz, anayasa yazdınız. Türkiye'nin geleceğini konuştunuz. Öyle değil mi? Şimdi böyle bir avukat şeyine şöyle görüşmesi içerisinde şey yapmayın, sıkıştırmayın. Üstelik avukatıyla görüşüp ne olacak? Bu adam mahkum olmuş mu? Olmuş. Bir hukuki meselesi var mı adamın artık? Yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bile hukuki bir sorun olmadığını kabul etti. Yok o zaman ne olacak avukatıyla? Yeni dava mı açıyor? Yani avukatıyla görüşmesini normalleştirmenin de bir hukuki mantığı yok. Peki nedir o zaman şu durum? Durum şu. Bakın. Bir Metin Öcalan ve Öcalan'la birlikte kalan 3 tane PKK'lı terörist imzalamışlar ve yayınlamışlar. Metin önümde. Bunu da tahlil etmek lazım ama tahlil etmeden önce şunu söyleyeyim. Bu metnin veriliş şekli, avukatlar da söylüyorlar geldiğimizde bize uzattı, önceden hazırlanmış. Peki böyle bir metin iktidarın onayından geçmeden, içindekilerle iktidara mutabık olmadan Öcalan'a açıklatılır mı? Hayır, açıklatılmaz. Yani bu iktidarın imzası olmamakla birlikte onayının olduğu metindir. O metin de çok önemli bence. Evet, tabii bu metin çok önemli. Ve yani bir deklarasyon çok boyutlu. Bir defa neleri şey yapıyor, kapsıyor. Diyor ki her türlü kutuplaşma ve çatışma kültüründen uzak demokratik müzakere yöntemine şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Şimdi burada kutuplaşma ve çatışma konusu bakın. Bu terörist Türkiye'de başının sözleri evet, değil mi? Evet. Muhalefetle iktidar arasındaki söz bundan bahsetmiyor. PKK terör örgütüyle iktidardan bahsediyor. Demokratik müzakere yöntemine. Yani terör örgütüyle yeniden müzakerelerden bahsediliyor burada. Kimse bize şunu anlatmasın efendim biz yeniden müzakere sürecine oturmuyoruz. Hayır. Burada yeni bir müzakere sürecinin ilk adımlarını görüyoruz. Çok net.